İngilizce dersimize hoş geldiniz. Ben İngilizce öğretmeni Nurullah Öktem. Bugün düzensiz fiiller için hazırladığımız ikinci dersi izleyeceksiniz. Bu derste de yine bir önceki derste olduğu gibi 10 tane düzensiz fiil izleyeceksiniz. Ve bu düzensiz fiillerin Türkçe karşılıkları, ikinci halleri, üçüncü hallerini göreceksiniz ve bunları kavramaya çalışacaksınız. Dersimizi birkaç defa izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bu derslerin birkaç defa tekrarı kelimelerin daha kalıcı şekilde öğrenilmesini sağlayacaktır. Vakit kaybetmeden hemen düzensiz fiillerimize geçiyoruz. İşte kelimelerimiz karşımızda. Dersimize başlıyoruz. Birinci kelimemiz burn. Yanmak, yakmak anlamlarını taşıyor bu kelimemiz, bu fiilimiz. Bu fiilde dikkat edeceğimiz bir nokta var. Bu fiilin bize iki tane seçenek sunduğunu bilmemiz lazım. Birincisi fiilin düzensiz hali, yani sonuna bir T harfi gelmiş hali. Burnt. İkincisi sadece bir ed takısı alarak düzenli bir fiilde kullanılmış hali. Aynı şey üçüncü halde de geçerli. Bakın. Hem burada bir T harfi görüyoruz. Yani burnt olarak kullanabiliyoruz. Hem de bunun sonuna ed takısı getirerek yine aynı anlamda, aynı kullanımda tercih edebiliyoruz. Tek farkı şu T harfiyle kullanılan düzensiz bir fiil olarak kullanılmış olurken ed takısı almış olan hali de düzenli bir fiil olarak kullanılmış hali oluyor. Fiilimizi bir kez daha okuyalım Türkçe anlamlarıyla birlikte. Burn, yanmak, yakmak, burnt, burnt. Diğer bir kelimemizdeyiz. Bu kelimemiz burst. Patlamak anlamında. İkinci hali de burst, üçüncü hali de burst. Yani yazılışında ve okunuşunda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Üçüncü kelimemizin akılda kolay kalacağını sanıyorum. Çünkü bunun için küçük bir bilgimatik deneyeceğiz. Bir bay düşünün. Bu bay bir bot satın alıyor. Şimdi buradaki bay fiilin kendisi oluyor zaten. Satın almak Türkçe karşılığı bot, bot ikinci ve üçüncü hali. Hatırlarsanız bir önceki derste ben bazı fiillerin O, U, G, H, T harflerini düzensiz fiil listesinde aldığını söylemiştim. Yine aynı fiiller için bir şey daha söylemiştik. Bu O, U, G, H, T harflerini alanlar, ikinci halde alanlar, aynı durumu üçüncü halde de koruyor. Bakın, burada bir örneğimiz var. Bought, bought. Her ikisinde de hem ikinci halinde hem üçüncü halinde O, U, G, H, T'nin kullanıldığını görüyoruz. Fiili bir kez daha okuyalım Türkçe karşılığıyla. Sıradaki kelimeye geçelim. Buy, bought, bought. Satın almak. Örneğimiz neydi? Bir buy, bought satın aldı şeklinde düşünerek bu kelimenin de anlamını çıkaracaktık. Catch, caught, caught. Burada da aynı şey söz konusu. O, U, G, H, T yerine burada A, U, G, H, T kullanılıyor. Bundan da yine bahsetmiştik. Aynı şey üçüncüde de kullanılmış bakın. Aynı yapı. Üçüncüde de korunmuş. A, U, G, H, T yine var. Bunun da bir bilgi matiği var. Karıştıran öğrencilerimiz için bir keçi düşünün. Bu keçi geliyor, sizin kot pantolonunuzu yakalıyor, tutuyor. Catch, caught, caught, yakalamak, tutmak. Sıradaki kelimemiz choose. Anlamı seçmektir. Choose, seçmek. Yine bu kelime içinde kısa bir bilgimatik geliştireceğiz. Umarım akılda kalır. Choose kelimesinin son iki harfine dikkat edin. S, E. Ve choose derken ağzımızdan çıkan ilk harfi düşünün. Hangi harf çıkıyor? Ç. Şimdi o Ç harfini alın. Şu iki harfin sonuna getirin. S ve E'nin seç kelimesi çıkıyor. Fiil olarak düşündüğünüzde seçmek. Yani choose kelimesinin kendisi aslında size Türkçe karşılığını kopya olarak veriyor. Peki bu kelimenin, bu düzensiz fiilin ikinci ve üçüncü hali nasıl oluyor? Bir de onu görelim. Choose seçmekti. Chose, chosen. Choose, chose, chosen. Seçmek anlamında. Bilgi matiğimizi unutmayın. Son iki harf artı ilk çıkan ses. Seç diye zaten ortaya çıkıyordu. Come.
Bu fiil belki de İngilizce öğrenenlerin en rahat öğrendiği fiiller grubuna giren bir fiil. Come, gelmektir. İkinci halinde sadece bir harf değişmiş. O harfi A harfine dönüşmüş. Come, came, come. Aynı değişiklik hatırlarsanız bir başka fiilimizde de geçmişti. O harfi A olmuştu. Hangi fiildi bu? Become fiilinde. Become zaten come fiilini içinde barındırıyor. Onda da aynı harfler değişmişti ama üçüncüde yine o harfi geri gelmişti. Burada da aynı durum söz konusu. Come, came, come anlamı gelmek. Cut kesmek demektir. Yine en kolay öğrenilen fiiller listesinde bulunan bir fiil. Cut, cut, cut kesmek. Yani bir elbiseyi de cut, cut kesmek şeklinde düşünülebilir. Birinci halide, ikinci halide, üçüncü halide aynı yazılış ve okunuşa sahip bir düzensiz fiile karşı karşıyayız. Eminim bu fiilde çok da zorlanmayacaksınız. İkinci, üçüncü hali çok yanlış, yani çok sık yanlış okunan bir fiildeyiz şimdi. Deal, dealt, dealt. Nedense bu fiillerin bazıları hep yanlış okunuyor. Deal bunlardan biri. Bu fiili dealt diye okuyanlar var. Lütfen buna dikkat edin. Öyle bir okunuş yanlıştır bu fiil için. Deal, dealt, dealt. Bir kez daha okuyalım çünkü bu fiil için çok sık yanlış okunan bir fiil dedik. Deal, dealt, dealt. Sanki burada A harfi yokmuş gibi düşünün. Okunuşu bayağı bir basitleşecek. Anlamı nedir peki? Deal, anlaşmak, paylaştırmak, dağıtmak. Bu fiil için de bir bilgimatik geliştirelim. Tabi biraz bilgimatiklerimizin bir kısmında çok böyle hayal ötesi, yani hayal sınırlarını zorlayan örnekler görebilirsiniz. Amacımız gerçekçi örnekler vermek değil tabii ki, kalıcı örnekler vermek. Şimdi şey düşünelim, bir tepsi baklava düşünelim. İki arkadaş aralarında anlaşıyorlar, kazanan bir tepsi baklava verecek. Evet, deal, anlaşmak, buradan hatırlayalım bunu. Aynı zamanda zaten deal dilime de benziyor. Dilim derken kullandığımız ilk 3 harfe benziyor. Bakın. Deal, dilim. Şimdi dilim, dilim paylaştırmak, dağıtmak. Bir de bunu düşünelim. İki arkadaş önce ne yaptılar? Dilimleri paylaştırmak, dağıtmak için anlaştılar. Kazanan tepsi baklavayı getirecekti. Deal, anlaşmak. Dilim dilimde ne yapacaklardı? Paylaştırıp dağıtacaklardı. Peki ikinci, üçüncü halinde ne dedik? Okunuşlarına dikkat dedik. Deal, dealt, dealt şeklinde okuyacaktık bu fiili. İkinci, üçüncü halde sanki A harfi yokmuş gibi okuyacaktık. Ama yazarken dikkat, A harfini sakın unutmayın. Son iki kelimedeyiz. Dik, dak, dak. Burada şeyi hatırlamanızı isteyeceğim. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceleri. Yedi cüceler Pamuk Prenses'le beraber ormana kazı yapmaya gidiyorlar. Ve ağızlarında bir şarkı, dik tak tak, dik tak tak şeklinde bir şarkı. Evet, kazı yapmak, kazmak buradan aklınıza gelsin. İkinci, üçüncü halinde sadece i'ler değişiyor ve yerlerine u harfleri geliyor. Ama okurken biz bunu a sesiyle okuyacağız. Dik tak tak, kazmak, kazı yapmak. Şimdi son fiilimizdeyiz. Do, yapmak anlamında. İkinci hali did, üçüncü hali done. Do, did, done. Anlamı neydi? Yapmaktı. Hazırsanız quiz'e geçiyoruz. Sanki hazır değiliz der gibisiniz. O halde bir genel tekrar yapalım. En baştan bütün fiilleri okuyoruz. Ama çok dikkatli bakmanız lazım. Çünkü biraz sonra quiz olacaksınız. Önce 5 tane seçelim. Evet, 5 tane seçtik. Bilgimatiklerimizin hepsini lütfen hatırlamaya çalışın. Burn, yanmak, yakmaktı. İkinci, üçüncü hallerinde ne demiştik? İki seçeneğimiz var. İstediğimizi tercih edebiliriz. Burnt, burnt. İki numarada burst. Patlamak, burst, burst. Buy, örneğimizi hatırlayın. Bir buy'dan bahsetmiştik. Ben gerisini söylemiyorum. Buy, bought, bought. Satın almak. Catch, caught, caught. Yakalamak, tutmak. Choose, hatırlayın. Bununla ilgili de SE harflerini alarak
Sonuna da ilk sesi ekleyerek seç kelimesini zaten çıkartmıştık. Choose neydi? Seçmekti. İkinci halinde bir harf düşüyor. Üçüncüde de bir harf ekleniyor. Dikkat! N harfi. Choose, chose, chosen. Şuradaki U harfi sizi yanıltmasın. Chosen şeklinde okuyacaksınız. Gelelim son beşe. Bugünün son beş kelimesi. Come, came, come. Anlamı gelmek. Değişen sadece bir harf. Become'dan da hatırlayacaksınız onu. Orada da değişmişti bir harf. Aynı harf diyor o. Son dörtteyiz. Cut, cut, cut. Kesmek. Deal. Hatırlayın şu ağzımızı sulandıran örneği. Deal. Dilim. Önce ne yapmışlardı? İki kişi anlaşmıştı değil mi? Deal. Anlaşmak. Sonra dilim dilim. Paylaştırmak, dağıtmak. Deal. Dealt. Dealt. Okunuşuna da dikkat edecektik. Zira bu kelime en yanlış okunan kelimeler arasında. Deal. Dealt. Dealt. Anlaşmak, paylaştırmak, dağıtmak. Dik, dak, dak. Bunun için hani bir şarkı uydurmuştuk değil mi? Dik, dak, dak. Kazmak, kazı yapmak. Değişen sadece bir harf ama okunuş bütün bütün değişiyor. Hiç iyisisi yok. Dik, dak, dak. Son kelimemiz. Do. Yapmak anlamındaydı. Do, did, done. Do, did, done. İkinci hali did, üçüncü hali de done idi. Şimdi quizimiz başlasın. Quiz time. Evet, quizimiz başlıyor. Ben kelimeleri hazırladım. Umarım siz de kağıtlarınızı, kalemlerinizi, silginizi hazırlamışsınızdır. Bir önceki quizi hatırlıyorsanız aynen bu şekilde bir sayfa düzenine sahiptik. Eğer şu anda böyle bir sayfa düzeniniz yoksa videoyu geçici bir süreliğine durdurup bu sayfa düzenini hemen sağlayın. Bunu ister Word'den yapın, ister bir kağıt üstüne benzer bir tablo oluşturun. Evet, hala beni dinliyorsanız demek ki bunu hazırlamışsınızdır. Birinci kelimeyi söyleyeceğim. Hemen notunuzu alın. Birinci kelimeniz choose. İkinci kelimeniz come. Üçüncü kelimeniz do. Dördüncü kelimeniz deal. Beşinci kelimeniz burst. Altıncı kelimeniz buy. Yedinci kelimeniz dig. Sekizinci kelimeniz cut. Dokuz numaralı kelimeniz catch. Onuncu ve son kelimeniz burn. Evet, süreniz başlıyor. Bu kelimeleri en kısa zamanda uygun boşluklara doldurmaya çalışıyorsunuz. Birinci boşluklarda ne yapacaktık? Türkçe anlamlarını. İkinci boşluklarda fiillerin ikinci hallerini. Son, yani üçüncü boşluklarda ise fiilin üçüncü halini yazacaktık. Ve bu şekilde her bir kelime için verilen boşlukları doldurarak 30 adet boşluğu doldurmaya çalışacağız. Gerçi sizin 30'un da üstünde kelime boşluğunuz var. Çünkü kelimenin kendisiyle beraber 4 ile çarptığımızda 40 tane boşluk yapıyor. Süreniz başladı. Bu fiilleri doldurduktan hemen sonra videoyu tekrar çalıştırın. Çünkü şimdi durduracaksınız. Tekrar çalıştırın ve yanıtlarınızla benim vereceğim yanıtları kontrol edin. Eğer quiz oluyorsanız ve hala benim sesimi duyuyorsanız bu videoyu durdurmanız gerektiğini hatırlatayım. Çünkü ben biraz sonra cevapları okuyacağım. Evet, durdurduğunuzu kabul ediyorum ve artık cevaplara geçiyorum. Size ilk olarak şu kelimeyi sormuştum. Choose. İkinci kelimemiz come kelimesiydi. Üç numaralı kelimemiz
Kolay bir kelimeydi. Do. Dördüncü sıradaki kelimemiz deal. Beşinci kelimemiz burst. Altıncı kelimemiz buy. Yedinci kelimemiz dig. Sekizinci kelimemiz cut. Dokuzuncu kelimemiz catch. Ve son kelimemiz, son düzensiz fiilimiz burn. Evet, verilen düzensiz fiillerimiz bunlardı. Şimdi boşlukları sırayla dolduralım. Birinci kelimemizin Türkçe anlamı seçmekti. İkinci hali bir O harfi düşecek demiştik. Zaten şuradan kopyayı çekmeniz gerekirdi. S ve E harfiyle bitmişti. Ağzımdan çıkan ilk ses de burada Ç harfiydi. Yan yana getirdiğimiz zaman S, E ve Ç harflerini zaten seçmek fiili çıkacaktı ortaya. İkinci halinde O harflerinden birinin düştüğünü önceden söylemiştik. Chose olacaktı. Üçüncü halinde de chosen, yani bir tane N harfi geliyor. Diğer fiilimiz come. Kolay bir fiildi, gelmek. İkinci halinde come fiilinin ikinci halinde O harfi değişiyordu. Bunu da nereden hatırlayacaktınız? Become fiilinde de aynı şey olmuştu. Oradan hatırlayacaktınız. Ama üçüncüsünde O harfini tekrar kazanıyoruz. Ve come fiilini tekrar kullanıyoruz. Do fiiline geldik şimdi. Do fiili kolay fiil dediğimiz fiillerden bence. Yapmak demektir. İkinci hali did. Üçüncü hali ise done. Do, did, done. Yapmak. Deal. Hatırladınız mı örneğimizi? Dilim demiştik. Anlaşma demiştik. Önce anlaşmak. Sonra paylaştırmak. Sonra dağıtmak. Biraz kenara taşıyacağız bunu. Anlaşmak, paylaştırmak, dağıtmak demiştik. Bu kelimenin İkinci halinde neye dikkat edecektik? Okunuşuna dealt şeklinde söylüyorduk. Bir tane T harfi ekledik. Zaten dikkat edin. Sonuna T harfi gelenlerin hemen hemen hepsinin ortak noktası ikinci haliyle üçüncü hali aynı. Bir kez daha yazıyorum aynısını. Çünkü üçüncü hali burada ikinci haliyle aynı. Deal, anlaşmak, paylaştırmak, dağıtmaktı. Türkçesi anlaşmak, paylaştırmak, dağıtmak dedik. İkinci hali dealt, üçüncü hali dealt. Şimdi burst kelimesindeyiz. Evet, burst, patlamak. Kelimemizi düzenliyoruz. Patlamak. İkinci, üçüncü halini hatırlayın. Değişmiyordu değil mi? Aynı kelimeyi bir kez daha yazık. Burst. Bu Türkçesi oluyor. Burst. Burst. Patlamaktı. Buy. O buy'ı hatırlamışsınızdır. Eminim hatırlamışsınızdır. Satın almaktı. İkinci ve üçüncü hali nasıldı yine? Aynıydı değil mi? O, U, G, H, T alanlardandı bu fiil. Yine üçüncü halinde de haliyle aynı şeyi yaptım. Yine O, U, G, H, T getirdim. Peki okunuşları nasıldı? Buy, bought, bought. Satın almak. Dig. Bir şarkı bestelemiştik değil mi? Kazmak. Diğeri neydi? Kazı yapmaktı. Kazmaya veya kazı yapmaya giden ekip. Hatırlayın. O uzun boylu ekibi hatırlayın. Hangi şarkı söylemişti? Dig, dug, dug. Peki. Yazıyoruz. Fiillerimiz bu şekildeydi. Kolay bir fiildeyiz. Cut.
kat 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 kesmek. Hemen yazıyoruz. İkinci hali de aynı. Üçüncü hali de aynı. Okunuşları da aynı. Hiçbir değişiklik yok. Catch. Keçiyi hatırladınız değil mi? Yakalamak. Tutmak. Keçi yakalayıp tutmuştu. Neyi tutmuştu? Evet. Caught. Ama burada A harfi var. Böyle olduğu için ikinci halinde de yine, üçüncü halinde de yine o A harfini ve U, G, H, T'yi de görüyoruz. Catch, caught, caught. Yakalamak, tutmak. Son kelimemizdeyiz. Burn. Yanmak. Yakmak. Bu fiil için şöyle bir durum vardı hatırlarsanız. T harfi de getirebiliyorduk sonuna. Şöyle yazalım. Sonuna istersek T harfi, istersek ED takısı getirerek burnt, burnt şeklinde kullanabiliyorduk. Aynı durumu üçüncü hali içinde kullanabiliyorduk, değil mi? Ya da sonuna ne getirebiliyorduk? ED takısı. Burn, yanmak, yakmak, burnt, burnt. Evet, quizimizin cevaplarını almış bulunduk. Cevaplarımız bu şekilde. Eğer aynı şekildeyse sorun yok. Ama eğer aynı şekilde değilse sizi bu dersin başına tekrar davet ediyoruz. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkürler. Üçüncü dersi en kısa zamanda hazırlayacağım. O derste de umarım ilgili ve istekli olursunuz. Ve dersin sonundaki quizde umarım başarılı olursunuz. Bugünlük dersimiz bu kadar. Başka bir derste tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.